İstanbul'daki bir gizli trafiği daha deşifre oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sarayı kızdıracak hamle. Deva Partili isimlerle görüşmesi ile gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4-5 Kasım'da yapılacak kurultay öncesinde Gelecek Partisi ve AKP'den isimlerle de bir araya geldiği öğrenildi. Deva Partili isimlerle gizli görüşmesiyle tartışma yaratan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi ve AKP'den isimlerle de bir araya geldiği iddia edildi. Söz konusu görüşmenin AKP ve Gelecek Partisi talebiyle olduğu, görüşmede yerel seçimler ve ittifak olasılıklarının konuşulduğu öne sürüldü. Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın haberine göre, görüşmelere katılan eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP önemli bir parti olduğu için Deva Partili, Gelecek Partili, İyi Partili ve AKP'li birçok isim bu markanın çevresinde saf almak istiyor, ifadesini kullandı. Cumhuriyet'in 100. yılında kurultayın ardından farklı partilerden CHP'ye 100 binin üzerinde kişinin akın edeceğini dile getiren Tekin, bütün tartışmalara rağmen Kılıçdaroğlu altılı masanın devam etmesi konusunda açık tavır koydu. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da çeşitli partilere mensup 100 bin kişi partimize katılacak. En çok da AKP'liler katılacak. CHP'nin kurumsal kimliğine talep var, AKP'liler de bu kimliğe geçmek istediklerini kendileri beyan etti. Türkiye'nin en güvenli limanı CHP'dir. Siyasi beklentisi olan Baba Ocağı'na gelecek. Herkesi Baba Ocağı'na davet ediyorum, diye konuştu. Görüşmeler devam edecek. İttifakın devam etmesi konusunda talepleri olduğunun altını çizen Tekin, görüşmeler devam edecek. Partinize, gelmek isteyenlere evinizi mi kapatacaksınız? Kimsenin kimseye bir tuzak kurduğu yok, dedi. Gizli görüşme ve belediye başkanlığı verilecek iddialarına yanıt veren Tekin, şunları söyledi. Bunlar çok çirkin, haysiyetsiz iftiralar. O kadar kişinin katıldığı bir görüşme gizli olmaz. Arkadaşlarımızın duygusal olarak partilerinden kopuşu uzun süre önce olmuş. Ne olmuştu? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da Deva Partisi'nin bazı ilçe başkanlarıyla gizlice görüştüğü, bu isimlere CHP'de kadro teklif edildiği iddia edilmişti. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, gizli görüşmeye tepki göstererek şunları söylemişti. Sağın ıskartaya çıkmış, siyasi yaşamını tüketmiş aktörlerine partimizin önemli koltukları ikram edilerek sağdan oy alamayacağımızın onlarca örneğini yaşayarak gördük. Yerel seçim öncesinde Deva Partili ilçe başkanlarının partimize devşirilmesinin arka planında siyasal ideolojik bir yakınlaşma olduğunu düşünmek için hiçbir nedenimiz yok. Yeni bir 39 vekil vakası hazırlığının yapıldığından kaygılıyız. Partimiz bir evvel kendi ilkelerine ve değerlerine dönmek zorundadır. Değişim şarttır. Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler. Ben duysam utanç duyarım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deva Partili isimler ile görüşmesine Özgür Özel'den sert tepki geldi, ben duysam utanç duyarım. CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrasında burada bir takım açıklamalar yapan Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Deva Partili ilçe başkanları ile gizli bir şekilde görüştüğü ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert açıklamalarda bulundu. Özel Deva Partili isimlerden birisine CHP'nin elinde olan belediyelerden birisinin sözünün verildiğine ifade ederek şu açıklamalarda bulundu. CHP gibi bir partinin genel başkanı, geçmişte ittifak yaptığımız bir partinin aktif görevdeki ilçe başkanları ile gece yarısında ve bilinmez bir adreste görüşmeye gidiyor. Ve siyasetin ortasına gibi düşüyor. O görüşmeyi organize edenlerden, Deva Partili isimlerden bir tanesine CHP'nin elinde olan bir belediyenin sözü veriliyor. Yani, önümüzdeki süreçte, benim kurultay için, ortaya çıkan Deva Partisi ziyaretinden elde edeceğim bir fayda, o sayede kurultayda işime yarayacak bir şey yok. Ümit duymam, duysam utanç duyarım. Çünkü ben CHP'liyim. Ama burada görünen, partinin siyaset yapış biçimini terk etmeyip, aksine daha pervasızlaşıyor olmasıdır, bu noktadaki sorun. Bu parti böyle kötü yönetilmeye devam edilirse, biz daha çok ağlayacağız. Kurultay salonunda, bu partinin vicdanlı evlatlarına, elinizi vicdanınıza koyun, diyeceğiz. Yeni, sosyal demokrat bir anlayış ile ortaya çıkacağız. CHP, mahcup ve mahkum siyasetten, sokaktan korkan siyasetten, meydanları boş bırakan siyasetten, sokağı örgütleyen, meydanları dolduran, itiraz eden, ses yükselten bir siyasete önderlik etmek mecburiyetindedir.